Kızım benim. Yavrum benim. Öpüyorum seni. Tamam mı kızım? Abine de çok selam söyle. Gelirseniz görüşürüz inşallah. Hadi bakalım. Yavrum benim, niye böyle yapıyorsun? Ağlamanı istemiyorum ben seni. Tamam mı kızım? Ben seni olarken görmek istemiyorum. Hadi. Çocuklarım söyleyecekleri çok şey var aslında ama çoğu zaman cümleye dökemiyorlar özlemlerini. Sadece gözyaşı oluyor onların ifadeleri. Benim bebeğim vardı, 7 aylıktı, 7,5 aylıktı babamız içeri girdiğinde. Şu an 21 ayı bitti. Babayı tanımıyor. Her gördüğü amca onun için baba oldu. Bunlar kayıp mı? Değil inşallah. Ama bizlerden birer götürü. Bir gün kapalı görüşe gittiğimizde şöyle bir hadise olmuştu. Bir hafta önceki açık görüştü. Babasına böyle yanağına dokunup eline tutup koklayabilmişti. Sonraki görüşe gittiğimizde arada cam vardı ve o babasına temas edemiyordu. Camın bu tarafından bu tarafından bu en sonuna kadar gitmeye çalıştık. Hani bir yerden ara bulurum da babama kavuşurum diye. Bu hak mı? Babalarını unutanlar. Anne, ben babamı çok özlüyorum diye sessiz sessiz odanın bir köşesinde bulduğumuz çocuklarımız oldu. Bu hak mı? Ama görülen o ki, her şeye rağmen dimdik duruşları devam ediyor. Doğrunun ve doğruluğun yanında olmaktan kaynaklanan bir iç rahatlığıyla sıkıntılı günlerin geçmesini bekleyerek. Haram yemediler, zulmetmediler. Halka daima devleti ve milleti ellerinden geldikleri kadar gayet iyi hizmet ettiler. Bu hizmetlerinin karşılığı bu olmamalıydı. Oldu. Amenna. Ben üzgün değilim. Çok şükür Allah'a iki Yusuf'un annesi oldum. Eğer suçlu olsaydılar mutlaka üzülürdüm, utanırdım. Sokağa çıktığım zaman kapşonlu şapkalar takardım ben de. Onlar rahat uyuyorlar. Ben de rahat uyuyorum evimde. O zorlukların ardından ümitsizliğin en dibine, ızdırabın en son noktasına, kimsesizliğin ve yalnızlığın en son raddesini gördükten sonra anladım ki ben dünyada her şeyi elde etmek çok kolay. Allah isteyince maddiyat her şeyi veriyor. Yeter ki Allah'ım sen varsın ya demek. Sen bütün işleri çözersin ya demek. Senden gelen bu sıkıntıların hepsinin gerçekten manası çok büyükmüş. Sen ne zaman istersin işte o zaman çıkacaklarmış demek. Meğersem çok zor kazanılacak bir şeymiş. Dün eşime dedim ki azıcık serzenişte bulunacaktım. Görüş günümüzdü. Yapılanlar dedim beni üzmeye başladı. Kırılıyorum insanlara neden gerçeği göremiyorlar Özgür Bey deyince. Sen dedi insanlara kırılmayacaksın. Vicdan Rabbim tarafından verilir. Merhamet insanın gönlüne Rabbim tarafından verilir. Onların vicdanı sızlamıyorsa Rabbim istemiyordur dedi bana. Sen sadece dua et, Rabbim istesin, o vicdanlar, sisli vicdanların her birinden o sisler, perdeler kalksın. Ancak o zaman görülecek, sana düşen bir vazife yok o zamanım dedi. Hani diyorlar ya, işte bizim yanımızda hep birileri oldu. O birilerine bir mesajım var. Sizin o kıymetli, belki fark etmediğiniz Allah'ım sen Yusuflara ve eşlerine, o polislere ve eşlerine yardım ettikleri o küçük dualar var ya, bizim için çok sürpriz lütufların vesilesi oldu. O elini açıp da dua eden kardeşlerime ben çok teşekkür ediyorum. Nelere vesile olduklarını bilmiyorlar. Ama şimdi şu cümleyi çok yürekten söylüyorum. Allah var, gam yok. Allah'ımıza hamd olsun! Allah'ımıza hamd olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Ona niyet mahvolsun! Ona niyet mahvolsun! Dikkat! Afiyet olsun! Sağ ol! Allah var! Allah var en yakında! Kalbim daha 15. Dertlerim 100 yaşında, keder dar gözyaşım gör, kıyametler başında, gam yok Allah'a.
Türkiye'de çok ciddi olarak Türk'e düşmanlık vardır. Sadece Türk'e değil, aynı zamanda İslam'a düşmanlık vardır. Müslümanlığın namusunu kurtardı Hoca Efendi. Hizmet cemaatine ilk planda saldırılmasının temel sebeplerinden bir tanesi de buydu zaten. Hakaretlere çok ama çok ciddi bir şekilde üzüldü Hoca Efendi. Hitler döneminden sonra Avrupa'da hiç görülmedi. Doğrusu hayretten hayrete düşüyorum. Ben demesem bile gelecek nesiller tarih ve ahirette yuf diyeceklerdir. Bunlar neticesiz kalmaz. Hesabını Allah'a verecekler. Peki bu devam eder mi deseniz? Bu Ankara'dan döner, hani Roma'dan döner derler. Ben öyle demiyorum. Bu Allah'tan döner.